Gol hocam, ana sporum ama. Kamerayı bitirdiyse büyük sıkıntısı var. Kamerayı bitirdin mi ama? Hocam onu izlemişsindir hocam. Pokemon, garip açıyorum. Tabii canım. Ağlam büyümüş ya. Fahri, a.k.a. Zin. The rising sun from Turkey. Allah. Quattro formaggio. Gelecek vaat ediyor yani. Şikayetçi olmak sana bir şey getirmiyor. Ben seni tanıyordum. Bayağı fiziği fena hoşuma gidiyordu. O zamanlar sen çok popülerdin zaten. Evet, evet. Dragon Ball izledin mi peki? Tabii abi, sen ne anlatıyorsun değil bize? Sine 5 var mıydı hocam senin zamanında? Tabii canım, sabahları SpongeBob. Of. Ondan Batman. Sonra... Tuttu Frit de vardı. SpongeBob'tan sonra bir tane... Oğlum ben bunu yapamıyorum ama bunu koyayım. Harbi mi? Ciddi kötü yani. Selamünaleyküm. Hi guys. Arkadaşlar bugün... Balkanların en büyük adamı. Keşke abi. Senin yanında küçük hissediyorum. Abi sen oğlum. Ben kendimi az. Bir kimsenin yanında küçük hissetmiyorum. Senin yanında gelince biraz... Belki boylar aynı ya. Ben senden uzunum ama yani. Bir tık sen benden uzun gibisin. Sen de 104'sün abi ya, bu arada değil. 104,5 evet. Yani neredeyse yarışa 3 hafta var, 104 kilosun. Aynen. Geçen onu diyordum ya. Geçen sene baktığımda bu zamanlar kilom daha düşükmüş yani. 99'lardaymış. İşte bir de off sezon yapsam. Bir de off sezon yapsam var ya. Benim off sezonlar şey ama bu sene inşallah... Yani Fahri abinin sıkıntısı off sezon yapmamak abi. Moruk, o şeyden sonra bir salıyorum var ya, ne video, ne sosyal medya, ne beslenme, ilaç. Ne ilaç, komple. Ama bu şimdi şeyi bitireyim, asıl benim hedef zaten şeydi, Kasım'da. Romanya, İspanya, Çek Cumhuriyeti. Hepsinin arasında bir hafta var. Ha, Türkiye'den sonra. Türkiye'den. Aslında Türkiye hiç planda yoktu. Türkiye bile... Ha, Romanya bu, olimpiyadan sonraki Romanya değil mi? Aynen, Muscle Fest. Ha, şeyde olan, Bükreş'te olan. Aynen. Bu güzel Mix organizasyon. Olsun, çok güzel organizasyon. Ben Romanya'daki yarışları seviyorum ya. Şimdi işte Emre'ninkine gideceğiz biz de. O başka bir şehirde ama bilmiyorum. Genel aynı kalitede olur mu bilmiyorum ama. Acayip. Geçen sene ben gittim. Sen, geçen sene sen oğlum, gittin. Oğlum böyle o da bir çok, şey yoktu. Çok güzel. İyiydi. Backstage falan. Acayip makineler falan. Tabii. Çok canlı iyi. Canlı izliyorsun. Bir de o sene şey yapmışlardı. Master'ların olimpiyasını yapmışlardı. Aynen orada olmuştu. Evet, ekstra evet. Bir güzeldi ama bu sene de güzel olur. Ama şeye çok gitmek istiyordum Moruk, Muscle Fest'e. Rings of Strength düzenlediği Romanya'daki, bakalım kısmetse. Evet, o da bayağı güzel oluyor. Ben 3 sene önce gitmiştim, çok iyiydi. Gene iyidir. Bir Wings, orada bir, ayrı bir değer veriyorlar ya Romanya'da. Veriyorlar. Mesela Romanya'da yarış zamanı, bilmiyorum sen herhangi bir gym'e gitmiş miydiniz? Şey, Bükreş'te öyleydi mesela. Gittik. Bütün gym'ler ücretsiz. Tabii. Yarışma için geldim diyorsun. Aynen öyle. Free pass. Giriyorsun yani. Kulüc'de de öyleydi. Bu sene de Kulüc'de mi yapılıyor acaba? Romanya dedin, sonra abi? İşte ilk Romanya var, sonra Çek Cumhuriyeti, sonra İspanya galiba. Sıralama yanlış olabilir ama Çek hepsi ya. Bir hafta arayla. Aynen. Prag'da. Prag. Ülkeler de güzel. Keyifli. Bakalım işte. Güzel olacak gibi. Şu yarıştan sonra hoş bulduk. Merhaba. Güzel bir ribantı alırsam belki bu yarışlara daha iyi çıkarım. Zaten daha şekiyor sınırım var yani. Var var, çok var yani. Çok var. Şu an bayağı altındayım. Şu an 104'sün. 2'ye kadar falan düşer misin acaba? Düşerim. 102'ye, 101'e düşsen. 101'e kadar yani düşerim. Yani 7 kilo weight gap var arada yani. Aynen öyle. O sezonda 120 bile olursun aslında baktığın zaman. 120. Ama bu sene işte şu Türkiye'de olur da İnşallah. Bilet kesilirse kapatırsam. Gitmem şeye. Ama güzel böyle bir ribandı alırım yine ya. Senin nasıl gidiyor? Şükür abi ya, Amerika'dan geldi işte. Kilo arttı biraz da. Amerika'dan geldiğimde düşmüştü de sonra toparladım. Sonra şimdi birazcık rölantideyim ya. Biraz yani çok kasmıyorum kendimi. Hı hı. Ama biraz yavaş yavaş ben de kurumaya geçerim abi yani. Vallahi. Çünkü artık yoruldum. Minikat tarzı bir şey mi? Minikat. Çıtırdan. Çıtırdan hocam. Zınk. Var da fitness camiasına yeni bir kelime geliyor. Zınk. Ağzıma oturuyor benim de. Yazasım geliyor, kendimi tutuyorum. Zınk diye. Mahallede bizim o Küçükçekmece'de bir ara çok popülerdi. Bir zınk şey yapardım öyle zınk. Zınk. Bunu böyle alıp koyarsın. Zınk. 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 Bir de şey vardı zınk. Biz breakdance yapıyorduk. Sen breakdance mi? Aynen. Biz 4 yıl breakdance yaptım lan ben. Harbi mi? 4 yıl vallahi. Boyla breakdance yapılıyor mu ama ya? O zamanlar yani çok zayıftım. Yok lan, kısa değildim. Yine uzundum da çok zayıftım moruk. Böyle kendimi kaldırabiliyordum. Chair diye bir tane hareket vardı. Böyle dirseği koyuyorum böyle. Orada hemen zınk chair falan. Oradan ağzımıza bayağı takılmıştı. Breakdans yapıyor olman şaşırttı abi ya. Ya ben neler yapmadım kendime. her dala atladık moruk. Müzik, dans, o bu müzik falan. Müzik de mi yaptın? Hala çalarım ya, gitar, piyano falan. Piyano. Aynen, severim moruk. Piyano mu çalıyorsun? Tabii. Aa, alışık olmadı bu sohbetler abi, sanat. Ya işte lise zamanı. İlgin var mıydı da gittin yoksa aile vardı, falan? Vardı, ilgim çok vardı müziğe. Öyle yani, şimdi bugün güzel bir kol idmanı yapacağız. Tamam. Benim senede
İki defa yaptığım kol idmanından birini geçen Kaplan Can'la yaptık. Bugün de Gökdere'yle yapacağız. Ya. İdmanı sana salıyorum. Ben zaten koldan pek rahat kaldım. Sen ne dersen onu yapalım. Takılırız abi kafamıza göre. Takılırız gibi. Zaten aynen. Ön arka falan. Büyük lüks ama kol çalışmıyor olabilmek. Yani ya. Geçen sene hiç çalışmadı zaten. Gereksiz bir baskınlık var. El yap. El salla. Zing Dragon Blood. Mother of Dragons. Arkadaşlar bunu içen kanatlanıyor idmanda söyleyeyim. Harbiden aroması da güzel. İçerseniz her an bir ejderha konabilir. Ama bunun tam aromasını almak için ağza atmayacağım. Bunu karıştırmayacağım. Tabii hocam tadını alamaz. Ama ben bir şimdi şey kırım olmadığı için. Sen gene ağza atacaksın hocam. Gene ağza atacağım. Zing abi. Oğlum suyu ne yaptık ha? Bir de abi tabii ki olmazsa olmazımız. Hydro Prime mi abi? Hydro Prime. Al abi buradan. Var mı orada? Buradan zing buradan da bunu koyalım. Sen püre almıyorsun. Acaba termoburner da koysam mı? Onu kardiyodan önce almıyor musun? Onu var ya fırsat buldukça alıyorum. İdman öncesi, kardiyo öncesi. Terliyor musun kardiyodan? Terliyorum. Terliyorum bayağı. Salon Allah'tan serin, bayağı serin oluyor da dışarı çıkınca bazen adım da tamamlamaya çıkıyorum. 10 bin adım veriyor mu? 10 bin adım var. Watch'tan soyuyorsun. He, watch'tan soyuyorum direkt. Minimum 10K mı attırıyor? Ama aşıyorsun da sen ya. Kardiyo falan da yapıyorsun ya, adım sayıyordur orada. Aşıyor ya. Bazen aşabiliyor. Kaloriler kaç şu an? Biliyor musun abi? Vallahi kaloriler hiç kalori bilmiyorum. 600 gram yiyor musun peki karp? Var mı durum? Yok 600 yok. Geçen hafta işte 550 küsürlerdeydi. Bu hafta düşürdü birazcık abi düşürdü. 40 gram düşürdü. 40 sabahtan düşürdü. 40 idman sonrasından düşürdü. Ama açlık sıfır yani hiç. Açlık çekmiyorum hatta bazen zorlanıyorum bile önleri yerken. Yarış hazırlığında şöyle bir şey yaşamak isterim biliyor musun? Ama harbi sende sıkıntı ya. Sen geçen pro olmadan önceki prep'te de sen açlık çekmiyordun. Çok garip amına koyayım. Bünyeden bünyeye değişiyor. Kim hiç açlık çekmiyor adama baksana. 20 gün kalmış yarışa açlık yok. Ben yemek hayalleriyle uyanıyordum gece ama. Ya moruk ilk yarışlarım var ya. Aç mıydın onları? Ananı sikiyim. Ölüm gibi bir şeydi. Var, ama bu kadar aç kalmıyordun onlarda. Çünkü o çok az yiyordun. Pardon. Onlarda çok az yiyordun. Çok az yiyordum. Ha, saçmalı bir şekilde az yiyordum. Ve çok kardiyo da yapıyordun. Öyle hatırlıyorum. Formum da bok gibi çıkıyordum yani. Az yiyip bana az yemek yaramıyor moruk. Böyle sağlam harbi yiyince, kardiyolarımı evet, da yapınca. Kesinlikle. Sen zaten prep'e başlamadan ufak bir off sezon yaptınız ya. Hı hı. Orada bile açıl. Ben evet, hani, evet. Ya dedim hani sana sordum. Prep'te misin? Aynen. diye sormuştum. Bayağı vardı o zamanlar prep'e. Evet. Prep'e işte moruk başlayalı 4 hafta oldu. Aynen. Bir de büyüyebilsek off sezon yapıp çok daha tatlı olacak da bu onu sene bu sene kıracağız onu moruk. Bu sene harbiden onu. Bu sene reboundla o mevzu bitecek. Kesinlikle. İlaç almıyor. Korkuyor musun abi ilaç almaya? Ya korkuyorum da artık saldım ama. Çünkü saldım. Geçen sene hani off sezonda aldı. Doz benim kuruzun yarısını falan alıyordu. Çok azdı moruk. 150 testo 200 rimo. 200 rimo ya. Çok çok start, azdı. Başta ilk kür. Ama bu sene birazcık yapacağım ya. Çünkü yapmam lazım. Bakıyorum moruk millet gerçekten yani olimpiyaya pro sporcular gitmek için bir şeyler yapman lazım. Biraz fedakarlık etmen gerekiyor. Tabii eksik. Ama neren eksik? Valla sırtım birazcık şeydi latlarım. Bu sene sırtımı birazcık toparladığımı düşünüyorum sırtım, açıkçası. Bir göğsüm, sağ göğsüm zaten sıkıntı. Orada fibril eksikliği var doğuştan. Orada onu büyümüyor. Sana başka diyen var mı abi? Bence onu sadece senin gözüne battığını düşünüyorum. Dışarıdan gören kimse demiyor. Benim ama batıyor. Ama oraya da bilmiyorum bir şey yapmam lazım ya. Oğlum geçen şeyi izliyordum. Phil Heath'in Apple TV'de bir tane belgesi var. İzledin mi? Biliyorum. İlk işte yarışmaya başladığı zamanları videolarını falan koymuşlar fotoğraflarını. Göğsü moruk aynı benim gibi. Bir göğüs böyle burası yok. Abi o göğsü sonra adam nasıl toparladı çok merak ediyorum. Onun da bir dalgası var abi. Out of record anlatırım. Aynen. Out of record. Onu zaten şu an araştırmaya başladım. Evet arkadaşlar gidiyoruz. İdmanda görüşüyoruz. Görüşürüz. Hadi bakalım. Biraz ambulans geldi zaten. Dedim ki ananı sikeyim tamam. Yarış marış hepsi piç oldu gitti. O zamandan beri motor bilmiyor. O zaman motor yok. Motor nasıl sikildi pert oldu motor zaten. Gerek yok abi. Ya moruk trafikte çok iyi. Yoluna mı geldi yoksa hızlı mı? Yok lan nasıl biliyorum ben gidiyorum yolumda. Karşı şeritten geliyor lavuk. Benim sağımda da yol var. Mesafemiz de çok kısa. Birden sola bir kırdı yola girmek için. Önümde duvar oldu moruk. Yandan bir koydum ben zaten. Sonra gözümü kapadım çarparken. Ne oldu yerde ambulans geldi. Zınk. Hastanedeyiz abi. Maratona engel oldu mu yok? Vallahi iki gün dinlendim sonra kapanmıyor diyelim. Şeyleri taktım. Gripler var bende böyle strapler var. Eksiklerim var. Zınk. Üstün garip bir şey var evet üstünde bir şey. Makine güzel ya bu. Değil mi? Buradaki makineler harbi deniyor. Burada şey de var. Orada yapacak mısın? Normal olur. Neydi? Dumbbell şey ağırlık yüklemedi mi? Normal işte. Güzel denedin mi? Güzel. Ama bu aynı mantık ya ama. Bundan sonra dumbbell'la yapalım.
Vay dünya vay. Enes de büyümüş bayağı ha. Sayız alıyor ya. Abi kardeş, kaynamayınca tabii. Genetiği aktarıyorum. Herkes bana benzetiyor zaten çocuğa. TikTok'u gör. Depresyona girdi artık. TikTok'u gör ya. Sadece böyle çıkıyorlar. Kopyalama şu adamı abi. Yüzünü bile kopyalamış. Yüzümü nasıl kopyalayabilir ama? İşini bile kopyalamış değil. Çiğne mesai değil. Bebekle benziyor. Aynı. O da böyle. Yapıyor bazen Enes'i. Aynı. Ya ben de anlayayım. Bu kalbim sağlıklı. Salon bugün sakin. Sen geldiğinizde kalabalıktı bayağı. Zınk. Zınk. Set? Setimsiydi yani. Çok set değil. Hal set. Çok iyi olmuş abi. Kesin. Ahmet ne çekiyorsun? Ona gel. Buralar mı? Seni sildirse bura mı oluyor? Aynen. Benim de şurada bazen oluyor ya. Sen de golf o zaman. Vallahi. Ciddi mi? Ciddi diyorum. Nasıl burada golfçü. Olursa golf, burada tenisçi. Alt golfçü, üst tenisçi moruk. Golf hocam, atasporum ama. Zınk. Zınk hocam. Ya bu sene enteresan şekilde fazla, mı? Fazla sakatlık yaşamaya başladım ya. Omuzum yırtıldı. Ya aslında yavrunum da çok düşük değildi ama ne bileyim. Bu çok etkiliyor mu preslerde falan? Etkiliyor. Omuz çok daha etkiliyor. Çok sıkıntı. Mesela yani. Şu 20-20 takayım smith machine'i zor itiyorum. Acıdan. Full aynen. Açış mı yapıyorsun o yüzden? Full açış. Hafif ağırlıkla fazla tekrarlar yapmaya çalışıyorum presslerde. Çok sıkıntı fazla ya. Pres yok. Sıkıntı mı? Terapiye falan gidiyor musunuz? Hiç gitmedim. Mental olarak da etkiliyor moruk adam ya. Yapamıyorsun, edemiyorsun. Canın sıkılıyor yani. İyi alet ya. Başarılı. Başarılı. Kaçırmıyor yani. Direkt koyuyor. Harbi gelirdim yani. Çok iyi olur bari. Direkt tık bileti alıp uzun kalmamak. Senin şimdi Kasım'a kadar diyorsan kaç ay diyet. Peki Türkiye ile Kasım arasında ne yapacaksınız? Biraz yersin ya herhalde. Yerim canım. Yine nereden baksan ne kadar var? 1,5 ay falan oluyor. Kasım 16'da başlıyor ilk yarış. Kasım 16. 1,5-2 yakın bir zaman var. Orada birazcık yerim. Yok. Yarıştan sonra bir patlatırım zaten. Ufak. Ama çok bu sefer moruk harbi çok profesyonel ilerleyeceğim. Yani. Ama sen... Ya bir de bende rahatlık var moruk. Ben diyorum ki lan forma giriyorum zaten anladın mı? Bir de yağlanmıyorsun ki. Yağlanmıyorum ben. Ben mesela hiç seni böyle şey görmedim hani karın katsız falan. Yok yok hiç. Hiç. Hep ofsuz, hepten salsam bile hep belirgindim orada. İstediğini yesem bile olmuyor. Tiroidlerim çok hızlı benim. Olabilir. Dalga var yani sende. Yo baktırdım zaten tiroid. Aha, tiroidler hızlı. Bir destek almamana rağmen. Aynen. Hiç THT'de falan, hiç tiromeldir, miromeldir, hiçbir şey almıyorum. Onun şeyi var. Falan pahalı şimdi oradan çektim. 3-3 yaparız ya. 3-2 triceps az yaparız. Moruk kolların maşallah. Ha siktir lan. Sonunda büyüdüm abi. Hep büyüktüm moruk senin kolun ya. Yok ya. Şu an anormal büyük. Benim bacağım kadar var. Kaç? 56-57 vardır. Yok abi 53 falan herhalde. Harbi mi? Abi 53 Allah'ını seversen. Oğlum saçmalama 53'ten fazladır. Çok humble'sın abi bazı konularda. Boy. Kolay. Sen büyüdükçe egon küçülsün Ahmet. Oh, sen sallıyorsun abi, sen sallıyorsun. Sen çıkarıyorsun abi. Acaba taktik mi? Ölçtüğünde daha büyük gözüksün yani. Ha ekstra bir dopamin. Ekstra bir serotonin. Aa bro büyümüş ya. Halbuki her gece ölçüyor bunu. Not alıyor. Pamplı pamplı sabah uyanınca. Mikroskopla böyle. En ufak böyle bak ya. Büyücüye büyüsün onu da yazıyor. Kaç oldu ya? 3 mü oldu? 3 oldu mu hocam? Kumbel yapalım. Akar. Bandıl. Akar. Bandıl. Birazcık enerji düşüklüğü söz konusu. Ama olacak çok, o kadar. Çok normal. Bir de yol geldin ya. Kaç dakika sürdü? Yol 45 dakika falan sürdü. Aa. Senin kaç sürdü? Senin çok uzak değildir buraya. 30 dakika falan sürdü. Aa, ama dönüşte sürdü. Trafik olursa sıkıntı benim. Şimdi ablamın düğün salonuna gittik bak. Ne büyük çekmecede. Oo. Bak eve tam 2 saat 35 dakika araba. Bak tam 2 saat 35 dakika araba kullandım. Büyükçekmece neredeyse bizim orada. Bizim oradan da ötede daha gerçi. Bayağı ötede. Şaka gibi ya. Flatlaştık hocam yolda. Şu tek tek yap. Oh.
Bu sene sanki böyle bir ekstra kuruyacağım gibi geliyor. Klenden mi acaba amına? Bugün mü? Bu sene. Bu yarış ekstra kuruyacakmışım gibi mi geliyor yani? Olabilir. Bir de şey abi, herhalde çok hakim değilim ama kas olgunluğu da artıyor sanırım yarış yaptıkça. Ve cildim de geçen seneye göre moruk daha temiz gözüküyor zaten. Geçen sene bu kadar değildi biliyor musun? Hatırlamıyorum. Geçen sene de gene göze batan bir şey yok. Belki ufak kırmızılıklar vardı sırtımda. Vardı. Solarım yapıyor musun? Yok. Niye? Geçen bir şeye gittim, yapacağım ya. Üşendim. Sen gerçi denize gittin. Çok sıcak. Geçen Kilyos'a gittim, orada bir çıtır yandım da. Altı yanmadı, sadece üstler yandı. Solaryum cildi bambaşka yapıyor abi. Moruk var ya, level atlatıyor ama. Oğlum böyle bir şey var. Benim aknelerimin hepsini kurutuyor biliyor musun? Akne tabii. Kurutuyor ama öyle bir şey yok aslında normalde. Bebek gibi oluyor. Ama moruk acayip sıkılıyorum içeride ya. Harbiden ben var ya. Ben uyuyorum abi. Durasım gelmiyor ama. Ben uyuyorum. Ayakta mı giriyor? Evet. Kaç dakika duruyor? 10 dakika. 10 dakika geçmiyor ki moruk. Sıkılıyorum yani. Hemen bitsin istiyorum. Yani. Kulaklıkla gir. Ben bazen kulaklıkla giriyorum. Koyayım şuralar beyaz oluyor. Ben uyuyorum oğlum yataklı girdiğin zaman. Horladığım oluyor benim. Buraya açarsın. Yok oğlum ne dönmesin? Oğlum kapalı şeyde nasıl döneceksin? Mesela her yerden okunmaz. Oğlum o yatağı sığıyor mu lan? Harbi mi? Yani sığıyorum. Sığıyorum. Dışarıda bırakıyorsun. Ben öyle yapıyorum. Ne? Oğlum kapanıyor lan dalga. Abi mesela hep tek postu buluyorsun yani. He. Mesela şuraya mesela kimse son geceye nasıl vuruyor? Şöyle yap. Tam benim gene vuruyor. Mesela şuraya vuruyor. Çok az geçmiş olur. Ben dönmem diye. Oğlum alttan da geliyor ışık. Ama bazı yerlerin değiyor ya daha çok. Ya kusursuz da şey yapmayı var, yanmayı var. Ben öyle yapayım. Her yere ışıklı bas, sonra geldi. Ben zamanında yapıyorum abi. Her bir dakikada bir falan. Bak 3-4 pozisyonum var. Yani ben onun için dönemem ki, sen nasıl dönüyorsun? Açık kapağı açıyorsun. Getirin, kayıt alın. Ne gidiyor? Oh yes. Sen peşine kendini koyarsın abi. Orası da çok güzel. Eşekliği kullansan senden tam sonra girer. Siz sen temizlemeyin, temizlemeyin. Fashion'da var mı solaryum? Var. Oh. Biraz daha yapar bir şey. Bu ışık iyi değil mi? Aşırı kaldı. Aman manyak. Anana. Bahri güneş. Kollarını abi tam bir düz tutsana bakayım. Düz tut. Nereye gelecek? Dizle mesafesi kadar falan. Belki bacakları kısa. Baksana benim kollarım da uzun kanka. Bir sıkıntı var bende. Şöyle. Abnormal gibiyim ben. Şöyle uzatın ya, yapışın. Kavuşalım. Dur oğlum dur amına. Sonra saçma bir tane edit çıkacak ortaya amına. Lift edit sen amına. Amerika vizesini garantiliyoruz Fahri Güneş. İltica ediyoruz amına. Enes nerede lan? Bir solaryum var. Saçlarda dökülme var mı hocam? Yok. Çok iyi amına. İşte dökülme hiç yaşam. Sanki şuralar biraz açılmaya başlıyor ama. Bu hiçbir şey ya. O da artık bu yaştan sonra. Gerçi bu. Saçta dökülme yok. Akne yok. Cino yok. Yani etki yok amına koyayım adam. Hyper. Yeni bir story. Güneşi bozuyor bence. Gün ışığı mı? Gün ışığı net bozuyor bence. Bak, ama kuruysan da en iyi gün ışığında gözüküyorsun bu arada. Bence kuruysan yani net. Kuruysan her yer gözüküyor. Mantıklı. Kapalı. Yer altı. Aynadan mı çekeceksin? Allah! Ben insan değilim! Bas altına! Of! Penasal bir pantasın ha dayı. Zınk Fahri'cim. Zınk. 32 bize gelmez dayı. Şimdi bakalım. Tenis şidirseyi burada işte. Hammer da kendini gösteriyor. Acıdı mı? Of! Çok az. Acının üstüne git. Oh. Aşkı moruk zaten başka türlü olmaz. Bu sene full amana koyayım acının üstüne gittik. Sakatlandık. Motor kazası yaptık antrenman. Omuzu yırttık antrenman. Peki olimpiye kualife olduktan sonra. Of. Alafkes'te gelip bunları anlatmasını. Of. Nasıl başardın? Nasıl başardım mesela? Zınk. Olimpiyadayız. Fahri. A.K.A. Zınk. Güneş. From Turkey. From Turkey. New Olympia qualifier. From Turkey. Fahri Sun. Fahri Sun. Rising Sun from Turkey. Türkiye'den doğan bir güneş hesabı. Klasik mi? Klasik mi? Klasik. Fark güneş. Klasik pozu çalışıyor musun? Biraz.
Bu arada klasik çok bence, çok yakışır. Bence abi bütün menşiler klasiğe de güzel duruyor. Size alabilenler evet. Evet ama tam performans. Böyle moruk bir 120-125'lere çıkmam lazım böyle. Al ben de yaşayacağım. Yengeyi sal. Aynen öyle moruk. Ben sana taşıyayım. Yani ben de bir çay kal abi o sezonda. Zınk. Artı zınk. 10 kilo masala. Zınk. Kafada bitiririz böyle. Direkt kafada bitiririz hocam. Her akşam yani yarısı 4. Dörtü mörtü değil oğlum ama. Bizde 20-80 ama tam tersi. İşlevsel. Yani. İşlevsel dörtüler. İşlevsel çiğ. Ben bakacağım sabah senin formuna. Bari'cim bugün domino bol peynirli. Zınk. Bitti. Quattro Farmaccio. Aynen mescide. Forma göre, forma göre. Quattro Farmaccio. Bak. Papa John's, Papa John's. Her yerde güzel. Bekle öncesi, bekle öncesi Quattro Farmaccio hocam. Kenar sosuyla ama. Çok yanında iyi. Biberi, içinden su akıyor. Öf. Leg day öncesi, glazed donut 12'li. Özel bir taktiği var mı? Sıkıntı. Özellikle leg day. Her şey açıklanmaz değil mi? Şimdi burada her şeyi söylesin adam, herkes büyüsün sonra. Portekiz olma ulaşamaz abi. Donutsuz forma. Emre dün akşam bir Quattro Farmaccio gömmüş gibisin sen yine, değil mi? Ben de o şarkıda olacaktım. Nasıl? Oğlum ben daha büyüktüm. Yarın beni yarışacaklar diyorlar. Geçin. Abinizle taşak geçin amına. Abinizle taşak geçin. Saygı kalmamış. Saygı kalmamış. Saygı. Allah! Ezvarla şey yapalım. Zınk. Ezvar geçsene. Ezvar bakıyor. Ezle tersten reverse yapalım dayı. Reverse, akar. Olar mı? Olmaz dayı. Tam senin tenisidir sen ya. Sıkıntı yok. Biraz forearmlara da vurur. Geçen forearm'a ölçtüm ben de. 42 mi geldi lan? Senin 42 mi? Senin ama büyük amına koyayım. Ben daha demin şu harekette fark ettim. Tekne bağladın ya. Sen çok ince yani. Böyle dururken Popeye neydi o? Temel Reis miydi ama? Şöyle yan durmuyor. Bence burada çok güzel durmuyor. Evet. Ben de anlamadım. Genetiğim iyi mi kötü mü amına? Breakdance'dan mı kalma acaba? Olabilir. Şöyle falan duruyor değil mi? Dört. Oğlum adam kuplu kopteri sahibi. Yeteneksiz de katıl lan. Altın yağan benim. Ciddiyim moruk. Yeteneksizsiniz Fahri Güneş. Yeteneksizsiniz Fahri Güneş 58. bölüm 13. saniye. Nerede abi Zebari hani? Ha kabloda mı? Ha bozar mı? Bakar. Hiç bozmaz. Sıfır sıkıntı. Quattro Farmaccio. Yer mi izle? Ya keşke moruk. Senin peki bay yarışından önce. Gecesi. Gecesi yediğimiz pizza mı? Öf. Öyle bir yarıştık yani. Dünya umurunda değildi adamın. Kalmıştım. Safariye falan ya. Çok salmıştım ya. Ya orada artık bir beklentim yoktu anladın mı? Aynen. Farklı böyle fanteziye kaçtım biraz. Gecesine pizza, sabah muffin. Yarıştan önce 5 tane muffin yedim. Battı balık yan gider hesabı. Ama pizza iyiydi ya o pizza. Pizza güzeldi. Çok iyiydi ya. Pizza güzeldi. Neydi oranın adı değişik Müslüm abi? Adını hatırlamıyorum da iyiydi bayağı. Five Guys yemiş miydin sen? Yedik tabii. Cheesecake Factory de çok iyiydi. Of. Ya gideceğim böyle kalacağım biraz Dubai'de. Takılacağım döneceğim var. Fazlası zarar. Fazlası. Strese sokar adamı. Evet. Gideceksin hocam Binos'ta bir sırt atacaksın. Aynen öyle. İş yapacaksın. Güzel içeriğini çekeceksin. Tabii. Antrenmanını, yemeğini yiyeceksin. Bir nargileni açacaksın hocam sahilde. Zınk. Çıtır elma gül nane. Of. Cezene'ye gideceksin. Bir ekmek yaptıracaksın kendine. Gökalaf hesabı. Gökalaf hesabı. Ne diyorsun moruk? Form geliyor değil mi? Çok iyi. Bence geçen seneden iyi mi? Geçen seneden kat be kat daha iyi. Size olarak her anlamda çok daha iyi. Final paketi çok merak ediyorum. Ben de ya. Bakalım ne olacak. Bir de kolumla ilk prep'in olacak. İlk. Onu da merak ediyorum. İlk moruk. Nasıl peakleyecek acaba? Ya. İşte birazcık şimdi ilk sefer aynen tanıması lazım. Bence biraz bir süre geçirmem lazım kalımla. Şimdi tamam bu ilk şey okey de. Ya bilemezsin ilkte de tutturabilir. Ya tutturabilir. Bence zaten çok şu an. Bir lavuk evet ya. Evet şey gidiyor zaten. Şu an bence hatasız gidiyor. Ama belki ilerleyen şeylerde daha da böyle ne bileyim. Tadında olacağına eminim ya. Her ay zaten 20 tane atlet yarıştırıyor ama. Evet onu. Şeyi farklı, ilaç prosedürünü birazcık farklı yaptı. Hiç evet. Yapmadığım şekilde yaptı. Evet, o herkes öyle yapıyor. Dozları da günlük alınan hani böldürüyor. Bayağı böldürüyor. Quattro Farmaccio. Hadi Popaj. Tam çıtır kilo almışsın sanki. Çıtır alınmış belli. Belli. Salınmış yani. Salınmış. Beyitler yapılıyor. Beyitler yapılıyor. Yemekler yeniyor mu? Genç gösteriyor. Allah'tan genç gösteriyor. Çok iyi bir şey değil mi? İyi ya. Çok iyi bir şey. Gerçekten iyi. Çünkü yaşlandırıyor ya. Yaşlandırıyor. Bizim yaptığımız şekilde yaparsan yaşlandırıyor normalde. Öyle değil.
Sen kaç dedin Muruk? 7 mi? 8'liyim abi. 98. 2000'li olmak falan isterdim şu an ya. 2000. Ben şu an var ya. 2002. Ben şu an keşke profilime şöyle bir poz verip 17 years old yazabilsem. Arda var bizim atmaca. Bilmiyorum, tanıyor musun? Ha biliyorum. Çok iyi çocuk. Evet evet. Yetenekli. Çok. Bu arada birkaç arkadaş daha var böyle şimdi ismini saymadıklarım. 17 years old. Çok ya. Bak benim çok beğendiğim Ali var bir tane. Ali Ali'yi beğeniyorum. İyi. Ali çok iyi. Harbiden o çocuk. Ali de çok iyi. Gelecek vaat ediyor yani. Ciddi Ali Borazan gelecek. Mıydı? Aynen. Ciddi gelecek evet. Vaat ediyor. Yeni abi. Barbisu. Çocuklar artık çok bilinçli ilerliyor, anladın mı? Gelişimleri de çok tabii iyi. Abi, genetikler güzel. Genetikler güzel. Bilinçliler seviyorlar. Ben de isterdim yani 2003'lü falan olayım şu an. Ben onların yaşında Ülker çikolata gofret diyordum antrenman öncesi. Sabah tost. Öyle edin Kur'an çarptım bak. Yaramış abi. Full. Hiç böyle beslenme var ya sıfır. Ya ben şöyle, ben üniversitedeyken bile bak, çok geç değil yani. Probis falan, probisle protein almaya çalışıyordum. Aynen, harbiden öyle. Aklım olsa o zamanlar giderim oraya. Isınma mıydı? O kadar spektrum iki tarafındaki. Ya böyle çok sağlıklı olsun ya çok. Natural sen çok sağlıklısın spor yapıyorsan. Evet, bak be abi. Sen çok sağlıklısın. Abi yapma be abi, menesim yapma be brom be. Bizden geçti brom. Bizden geçti ama. Teknik karara bakıyor yani. Bizden geçti, biz işin taşağındayız artık. Tamam. Girdin mi? Yok, set değil abi, ısınmaydı. Ha, ısınmaydı. Warming up. Zınk. Şikayetçi olmak sana bir şey getirmeyecek. Full muydu lan bu? Buna nasıl takacağız ağırlık? Aa çok perfect. 10 tak ya, bokunu çıkarma bana. Evet. Modellik yapmış mıydın abi sen? Yaptım bayağı, 5 yıl falan yaptım. YouTube'da hala, neyse söylemeyeyim bunu, kes aman. Orada ben biraz kilo alıyordum, beni hemen zayıflatıyorlardı. Ben şeyi çok net hatırlıyorum, ben üniversitedeyken, ben seni tanıyordum. Bayağı fiziğin fena hoşuma gidiyordu. O zamanlar sen çok popülerdin zaten. Evet evet, bir zamanlar. Hatırlıyorum o zamanlar. Fahir abinin YouTube'unu falan biliyorum yani. Şeyde kalıyordun. Kardeşinle mi kalıyordun? Bir tane rezidanslaydınız. Aynen. Göktürk'te kalıyordum. Ya işte o biraz daha yeni gerçi. 3-4 sene öncesi de, ondan öncesi de var. Evet, var aslında. Var eski de, ben moruk o kadar düzensiz. Kullandığım için şeyi, sosyal medyaya, YouTube'u falan 3 ayda bir video atıyor. Emre sağ olsun şimdi çekiyor. Kötü bir şey. Sporda şeyi sevmemek. Yo zaten bu böyle ciddi anlamda işte yarışmalara falan başlayınca artık sosyal medyaya şey yapmaya başladım. Onun öncesinde ben kaç yıl, 12-13 yıl idmana hiç bir tane fotoğraf çekmemişimdir idmanda yani. Geliyordum idmana bakıyordum. Soruyan Yeğit. Şu anda tam tersi abi. Shadow. Bir gün aynen. Shadow. Şimdi şu an tam tersi. Sen değil abi genel olarak. Bir gün idman atıp 740 tane olarak çekiyorum. Aynen. Ben daha iyi. Ya ama bu şimdi abi açık. Bana bir eleştirme ya. Kendime iyiydi abi, sana değil bana diyor. Şu dönemde de eğer bu sporu bu seviyede yapıyorsan ve bir gelir kazanmak, geçimini şey yapmak istiyorsan mecburen sosyal medyayı kullanmak zorundasın. Harici bizden geçtik. Bırak şimdi. Bismillah. Dizlerim ağrıyor artık ya hocam. Yorulduk. Dizlerim mi ağrıyor? Yoruldum abi. Bir tatile gitmek istiyorum abi. Hiç tatile çıkıyor mu lan harbi? Yok abi. Hiç? Anksiyete bozuyor abi tatile gittiğim zaman ya. Nasıl yani? Strese giriyorum yani, bir şeyleri salmak istemiyorum, anladın mı? Ha. Yani ya içerik yapasın geliyor ya böyle ne bileyim idman mesela yapamasam tribe girelim. Tatil. İdman yap mesela, Amerika'da beslenmeyi saldım komple. Gene iyiydi yani de rahatsız hissediyorum yani. Değil mi? Oruk bizim işte öyle ama ya. Bu hastalığı. Ya gittiğin yerde de o düzeni sağlayacaksın. Tabii. Tatile gideceksin güzel ya, bir ev tutacaksın kendine. Ya da birkaç kişi kafa dengi arkadaş güzel bir ev tutacaksın. Salonuna gideceksin gündüz. Aynen. O şekilde sarar. O şekil. Zaten mesela geçen sene Dubai'ye gittiğimizde biz gene Furkan'la mesela aynı şekil. Gene gezdik gördük ama hani sabah idman, öğünler aynen. Full falan o hesap. Öyle güzel oluyor bir de bizim sporda şey ya hani 7-24, 365 gün olduğu için. Aynen. Şimdi mesela bir yerde çalışıyorsan, ben mesela beyaz yakalı olarak da çalıştım yani. Orada 5'ten sonra hiçbir şey umurumda değil yani. Tabii. Aynen. Ya da işte atıyorum yıllık tatil geliyor. Bir şey düşünmüyorsun hiç işle alakalı. Bizde öyle değil yani. Kesinlikle moruk. 3 katı oldum moruk. Geldiğinden tam beri. Geldi mi? Aynen. Bir de sabahları. Maşallah. Tadafinil alıyorum abi. Tadafinil. Siyalis. Halbuki. 5 miligram aynen. Hem tansiyonum için alıyorum. Hem pampa da faydası var. Her türlü pump diyorsun. Zınk. Zınk. Peki buraları belki şey yaparsın, kesebilirsin. Fena. Harbi mi? Fena. Burayı kes kesin de. Ben off sezonda falan kol çalışsam yemin ediyorum böyle mutan şey gibi gezerim böyle. Yaratık var ya. Neydi o kol? Ne? Şey mi? Benten karakterini mi diyorsun? Var ya şöyle kolları uzun ama efendim galiba Benten karakteri. O kadar Marvel var DC, o kadar fazla evren ne var. Ne bileyim Benten mi ne? Sadece Levon kolları uzun tamam. Geziyor böyle amına koyayım.
Şey, İsmini bilmiyorum. Bentendeki kırmızı lavuk yağı mı? Olabilir, Benten'de. Dört tane mi kolu var amcık? Harbi mi lan? Dragon Ball izledin mi peki? Tabii abi, sen ne anlatıyorsun bize ya? Sen bize ne anlatıyorsun? Kamyamya hesabı. Sen bize ne anlatıyorsun kral? Dragon Ball. Kafada bitirdik abi. İzledik zamanında biz de. Bakugan. Ne? Bakugan izledin mi? Yok. Doğru mu söyledim lan? Pokemon izlemişsindir hocam. Pokemon, Garikaçun, tabii canım onu. Biz seninle hemen hemen aynı şeyleri yakalamışızdır büyük ihtimalle. Yakalamışızdır. Sine 5 var mıydı hocam senin zamanında? Tabii canım, sabahları SpongeBob. Of. Ondan Batman. Sonra Batman, ondan sonra şey. Ne hocam? Tuttu Frit de vardı. SpongeBob'tan sonra bir tane daha çıkıyordu Lavuk ya. Neydi hocam? Şey, dur hocam. Ha şey çıkıyordu. Tarif et. Airbender falan çıkıyordu. Lester Bender'in çizgi filmi. O ben, tamam. Ben ona gelemedim hocam. Ama çocukken en çok şeyi izlerdim moruk. Ne abi? O Sine 5'te sabahları. Pardon lan, Sine 5 değil oğlum. CNBC'ye ama. Ne vardı hocam? SpongeBob. SpongeBob çok izledik kral. SpongeBob bitirdik ama kafada bir sarardı yani. Dev gibi adamların görüyorsun değil mi? Sarardı. O zamanlar SpongeBob izlemişliği de var ya. Ruhumuz SpongeBob. Daha masum, daha çocuksun. SpongeBob mu? Sen bak, görüntüme izleyemez. SpongeBob izlersin. SpongeBob sarmaz be kankam. Şu an sarmaz. Sünger ne alaka amına koyayım? Evet, iki. Geçen gün kardiyo yaparken şeyi açtım ama. Lonnie Toons açtım amına koyayım. Bak, bir yıllardır hiç açmıyordum. O nasıl gider be? Gidiyor. Temel Reis manyak gidiyor babay. Manyak gidiyor. Temel Reis bizde Safinaz Mafinaz. O hesaplı yani. Sizin Mafinaz ne abi? Sizin orada farklıdır amca. Papay bizde. Sizde papay mı? Tamam, bizde Safinaz var. Gargam, Karabaş. Kabasakal. Kabasakal. Ne vardı sizde? Olive var. Olive mi? O Safinaz mı? İnce zayıf. Oğlum adı Safinaz lan. Safinaz oğlum. Safinaz, Karabaş, Kabasakal. Kabasakal. Sarıyordu. Ama şey aynı değil mi? Mesela ıspanak yiyor. Ben... Benim ama onu nasıl değiştirsin? Tam falan çıkıyor. Tabii, onu nasıl değiştirsin oğlum? Şey yüzünden amına koyayım var ya, anneme diyordum. Annem ıspanak alıyordu eve. Diyordum ki niye bu şeyde değil? Konservede değil. Poşetle niye götürüyorsun anne bunu? Kıraçarsın bak. Olumlu bir etkisi olmuş bu arada çocukların ıspanak. Kesinlikle. Tamam da kanka, ıspanakta da bir numara potasyum var, demir de az var herhalde. O zaten aslında kırmızı et kim bulmuş amına koyayım yerim. Benim okuduğuma göre moruk, zaten o ıspanağı pazarlamak için yapılan bir şeymiş, biliyor musun? Evet, evet. O dönem yani ıspanak satışlarında sıkıntı varmış moruk. Sonra şeyi çıkarıyorlar, Popeyes. Filmin ilerlerinde soğan da aynı. Çalışıyorduk ama beraber yapabiliriz. Adam Temel Reis'i bitirdiyse büyük sıkıntısı vardı. Temel Reis'i bitirdin mi ama? Lan bizde televizyonda ne çıkıyorsa onu izliyorduk. Oğlum biz televizyonda ne veriyorsa onu izliyorduk. Öyle bekliyorduk abi onları. Biz ya, yani ya. Sizi. Benim bölümden bile haberim yoktu ama. Sonlara doğru abi artık ıspanaktan ziyade soğan da işletiyor aynı mantığı. Belki Allah o zamanlar Allah. Soğan satıyor. Olabilir. Samuray Jack'in de sonunu ben olduğunu biliyorum. Samuray. Ya kanka bize denk gelmez öyleyse oğlum. Bize Sine 5'i kapattılar zaten. Oğlum eski bende hala evde ne var? Sine 5'in böyle çipi vardı beyaz. Takıyordun öyle izliyordun. Kral ben o kadar bilmiyorum değil mi onu? Bize uydu vardı. İşte uydu yoktu. Böyle beyaz bir tane anahtar gibi şeyi vardı onun, Sine 5'i. Emre onu buldu koydu buraya. Takıyordun moruk onu. Öyle izliyordun Sine 5'i. Şifreliydi. İnşallah olur o. Bayağı bir arşive, bayağı eskilere gitmen lazım. 94'ler, 96'lar, 95'ler. He? Kaptan Amerika'nın tarihi yüksek. Kaptan Amerika. Sizde Rotring var mıydı abi? Kalem mi? Rotring. Tabii ya, canım. Var mıydı? Tabii ya. Benim üçlü kalem var mıydı acaba sizin zamanınızda? Vardı. Lan oğlum o kadar da yaşlı değilim ben. Sanki 8'liyim ama. Bari abi ya. Rotring'i olan zengindi moruk bizim dönemde. Rotring vardı. Var, bak Rotring'i geç. Şey vardı ya. Faber-Castell'in üçgen bir dalgası vardı moruk. Onu biliyorsundur ya. Plastik tutma yeri var. Hayır, böyle komple üçgen, grip mi deniyordu, bir şey deniyordu. Allah Allah. Bak açacağım, bileceksin şimdi. Ne var mıydı abi işte? Telefon nerede? Bu bak abi. Aynen. Bunu biliyorsun hocam. Bunu biliyorum tabii ki. Bir de Faber-Castell'in üstten silgi çıkanı vardı, onu biliyor musun? Tombulu mu diyorsun, tombul? Tabii, yuvarlak böyle, ortası tutma yeri plastik, yukarıdan silgi çıkıyor. Peki bak, Faber-Castell'i geç. Tombo vardı biliyor musun? Tombo. Tabii, uç. Tombabı bunlar bilmez. 07-05. Tombabı falan bilmez. Oğlum onlar çok yeni amına. Tombabı kaliteli uçtu. Sondan yol çıktığında amına. Şey var mıydı abi size? Geliyor. Kalem, dur uç şey alıyorsun arkaya takıyorsun alttan yenisi çıkıyor böyle. O var mıydı? Geldi. Var mıydı? Fahri abi yetişmemiştir de bana geldi o. Ben onu çok bilmiyorum. İyi, o bana o geldi. Tombabılar vardı bir de mor kapaklılar vardı. Onlar biraz daha dandikti. Neydi yani onlar ama? Onu bilmiyorum da. Tombabılar akıyordu. Muhabbetlere bak çok güzel muhabbet oldu moruk. Bomba güzeldi hocam. Vay bomba be. Anısı var. Ananı sikiyim. Lise yıllarıma gittim moruk. Zaman ne kadar hızlı çabuk geçmiş. Bomba 07. Ne yaptın? 05 ya? HB 2B. Tabii. Kalın uç 09. Tabii.
Tuval. Resim çantası vardı moruk. Sizde var mıydı resim çantası? Sik gibi bir şeydi. Ne alaka bu? Peki size iş eğitimi dersi var mıydı? Teknoloji tasarım vardı bende. Bipetten robot falan yaptırıyordu bana. Vay amına koyayım ya. Eskiden iş eğitimi vardı ya. Ha siz böyle direkt... Bizde teknoloji tasarım yoktu bana. Zanaatla öğreniyordunuz. İş eğitimi. İşte... Marangozluk falan. Sik sok patatesi boyayıp kağıda bandırıyorlardı yaptık falan. Yaptık da onları yaptım da ben. Onları da patates kestik Emre hocam. Emre yapmış gülüyor amına koyayım bak. Patatesi kestik. Tabi. Patatesle boya yaptık. İpi boyuyordum böyle kağıdın içine böyle çıkıyordum. Çekiyordum bana abi hoca yaptık ya zing. Şey yaptınız mı? Beyaz tişört alıyorsun, lastik şey yapıyorsun. Ya sen Instagram'da görmüşsün amına koyayım onu ya. Hani Instagram abi seçmeli. Milletin tişörtü mü vardı oğlum bizim zamanımızda? Beyaz tişörtü mü? Fanilya vardı moruk bizim zamanımızda. Çok net bir şey söyleyeceğim. Bak sen belki biliyorsundur. Sabunlu mendil gibi bir şey vardı. Biliyor musun hoca onu? Mendili çıkarıp suda böyle elini yıkıyordun. O sabunlu bir mendildi hocam. Yok moruk hiç denk gelmedi. Neyse. Ona hiç denk gelmedim. Neyse. Peki. İlaç film var ilaç filmleri. Aha. Onun gibi sakızlar vardı sonra yasaklandı kaldırıldı. Ona yetiştin mi hocam? Yani yetişmişsindir de. Hafıza moruk. Hadi kaçtı hocam bu muhabbet. Büyük ihtimal oralara hafıza yetmedi. Beynimde çoğu şey silindi eskiye. Scooby-Doo. Oo, tek olur moruk. Scooby-Doo. Fenadır hocam. Scooby-Doo. Scooby-Doo. Bir tane var amına koyayım. Jetgiller. Abi 4-5 tane var. Hepsinin farklı. Hepsinin mikrosu farklı. En iyisi. Bak o basın Scooby-Doo var o ince değil. Oğlum size var, Amerika'da çeşit çeşit vermişler. Bize burada bir tek. Oğlum bizde adam neye koyuyorsa biz onu izliyorduk zaten. Bizde kanalları falan. Peki dur sus bakayım. Bilim ve teknik vardı biliyor musun? Onu ben biliyorum. Bilim çocuk vardı. Arka bahçede bilim vardı. Ama o sizde yok mu bizde vardı. Ne? Arka bahçede bilim biliyor musun? Yok. Sen biliyorsun. Galiba anladım dedi. Evet. Bilim ve çocuk vardı. Bilim ve teknik vardı. Uykusuz vardı. Ha dergi olabilir değil mi? O da dergi. Hepsi. Karikatür güzel dergisi. Var uykusuz vardır. Biliyorum. Bir zamanla çok okuduk. Hala yok mu lan o uykusuz? Vardı. Çok okuduk zamanında. Ben çok korktum. Beyaz diş. Portakal prens miydi? Neydi ama? O ya. O ben. O Fırat abi annemlerden saklıyordum. Şimdi küfür var diye. Hatırlıyorum yani. Beni çok soy boyu. Şimdiki patronuna bak. Salak deyince ağzına biber sürüyorlar. Harbi mi? Tabii abi ben kaç defa yaşadım. Salak deyince ablama salak demiştim. Ben 8 ağzıma yaşında falan küfür et. Net böyle hani küfürlü konuşmaya başlamışım. Ben daha yeni yeni alıştılar abi. Geçen siklet dedim tamam mı? Annem var ya bir kız ne diyorsun lan sen falan yapma. Olay olay. Aslında iyi bir şey baktığını. Tabii ahlaklı bir adamsın. Bizim ağzımıza yuva yaptı. Sen devlet sen devlet lisesinde mi okudun? Ne? Özel lisede mi okudun, devlet lisesinde mi? Evet, evet. Bir yıl özelde okudum. Tamam işte oradan. Ben özelde okudun çocuğu mavesi mi? Yok oğlum sordum sadece. Ben zengin piç. Kimde moruk? Güzel pampamızı yakaladık hesabı. Bizim nerede intra su mu bir şeyler? Acaba su benim mi ya şu? Herhalde büyük ihtimal benimdir. Size özlü bir söz söyleyeceğim. İyi ya, bana söylemiyorsun. Emre sonra senin kulağına söyleyeceğim bir özlü söz. Kimse burayı... Burayı biple. Eşik suruna katlanırmış. Emre'ye bir özlü ses söyledim. Kulağına ama. Oh! Moruk ben bunu yapamıyorum amına koyayım. Harbi mi? Kur'an çarpsın benim çok kötü. Ya ciddi mi? Ciddi kötü yani. E sal abi o zaman işte. Aynen sen yap bunu ben burada legle ezmekle bir şeyler yaparım ya. Oh! Ahmet. Ahmet. Sikiyim böyle. Sen kaç. Haa şu zımbırtı var. Editleri yap bana. Dün leg press'te benim öyle bir hadi kötü. Benim o değil de tam şurada bir sinir. Geçirse yapıyordum. Tam şurada bir sinir geçirse. Yaşadım. Hala acısını çekiyorum. Dün idmandan sonra yürüyemiyordum. Sabah uyandım biraz iyi geldi. Enes şurada koyayım ben de bir şey. Bakayım gerçi burada da eğileceğim. Burada da beni zorlayabilir ama. Sen ne zaman?
Onda acıyor mu? Senin fena bir sıkıntın var ya. Ne var hocam sende? Protein tozuyla beraber. Açıldı mı Emre? Neli protein tozu? Işık yanmıyor, yanıyor. Yok ya, arabada var. Dayı bende tavuk pilav, standart şekerler. Sen hardcore'sun ya, Dorian Yates. Tabii ya. Yağ bile yok. Normalde birazcık asparagus atıyordum. Ooo, asparagus her yer bilmez. Sarıyor ha. Lezzet veriyor. Hmm. Akıyor mu? Baharat ne koydun hocam? Karışık mı? Karabiber. Karabiber hocam. Kekik. Kekik hocam. İsot. Zınk. Sarımsak tuzu. Artık tat versin diye bir açtım dolabı. Ne varsa attım moruk üstüne. Dayı, isot mideyi bozmuyor mu ya? Sana bir şey diyeyim mi? Çok iyi gidiyor. İsot ne ya? İsotu ben, bizim orada Karadeniz kırpidesi yapıyorlardı Yalova'da. Kırpidesini atıyorduk isotu. Hafif isot atıyorum, lezzet veriyor güzel. Ocean'ın sarımsak tozu da sarıyor baya. Benim sindirimi çok bozuyor sarımsak tozu. Var mı? Tabii ya. Benim sarımsak, ben sarımsak soğan yediğim an iptalim hoca. Ya ağzım tadını biliyorum da midem bilmiyor ki. Mide sıkıntı yapınca işte. Ben bir kere ben soğan yiyip mide ağrısı çekiyorum ya bayağı soğan yediğim zaman. Yanıyor mu miden? Yani ağrıyor, yanıyor. Her şeyi yaşıyorum soğan yediğim zaman. Sude'nin aksine Sude direkt soğanı salatası yiyor. Oğlum senle podcast sonrası bir tavukçuda kanat yiyorsun. Fena idi be ya hocam. Ya moruk o var ya. Dayı fena değil miydi? Yemin ediyorum ağzımdan gitmiyor tadı ya. Değil mi? Gidelim yarıştan sonra. Kesin gidelim oraya. Fena idi. Ben onu çok seviyorum ya. Oy. Adamlar çok iyi yapıyor ya. Değil harbiden mi? Yediğim sosu, en iyi kanat yani. En iyi kanattı net. Ne adı oranın ya? Adana Ocakbaşı. Çok klasik ama. Çok iyiydi Maruk. Gerçekten başarılıydı yani. Uzun. Uzun 10. Kalori falan sayıyor mu? Yok be hocam. Saymıyorsun hiç. Yiyoruz. Ne olursa mesela. Ya şu an 700 gram yulafla beraber pirinç unu işte falan. Total 700. 1 kilo et. 200 grama yakında protein tozu falan alıyorum. Ya? Ya çok almıyorum abi. Almıyorum. 30 gram badem ezmesi alıyorum. Hı hı. Bir de işte etten gelen bir çıtır yağ vardır. O bir de çikolata yiyorum. Der. Şu an Koç'ta çalışıyor musun sen? Tekrar başladık gibi bir şey. Git geldi. Yıldızımız var. Bilinen mi yoksa gizliden bir tanesi abi. Şu tavuğun tadı güzel gelmeye başladıysa da diyet kafası geliyor. Diyet kafasında her şey güzel geliyor. Geçen Kaplanca yazmış. Tavuk pilav çok iyi mi? Tadı çok iyi mi? Öyle bir şey yazmış. Dedim anladım ama kafası gelmiş yarışımda. Doğuş yazmış. Bro bitince bana gelin, işiniz yoksa oturalım. Alright boss. Alright that's it. Tamam şu an lifted it. Lifted it şey oldu. Bu ne ya hocam? Dayı çilek bir kokuyor bak. Güzel mi? Ya. Fena. Sende yok mu hocam meyve? Var. Ne kadar? 100 yaban mersini. Aa blueberry. Blueberry. One large banana. Blueberry'i nereden alıyorsun hocam? Pahalı ya. Donmuş. Çok ucuz lan. 150 gramı 130 donmuş gram. Donmuş aynı tadı vermiyor ya. Güzel sarıyor. Geliyor. Ya organik... Ormanik... Tamam anladım ben. Dayı hem ucuz hem taze anladım. Bir getiriyor. Yaban mersini, frambuva böyle... Donmuş mu? Donmuş getiriyor. İstersen şey de getiriyor. Taze de var, donmuş da var. Ha internetten sipariş mi? Çok iyi. Ha ben de öyle bir yer biliyorum ya. Yoğurt falan yiyor musun? Ben bir ara çok yiyordum abi ya. Bağırsak sağlığı hesabı. Ben de moruk bayılıyorum ya tabii. Zınk hesabı. Bu Jersey sütü var biliyor musun? Jersey inek. Yapma. Yalan. Jersey akar ya hocam. Nasıl? Fena. Ondan bir yoğurt oluyor. Kremsi. Sen çok yönlü bir adamsın abi. Ankara burnu. Ben var mutfağa böyle ben çok maymun iştahlıyımdır. Ben her şeyden bende birazcık var. Birazcık var hocam. Bak tesisat, elektrik. Anlarsın. Her şey. Ev, tadilat, mavide. Duy takabiliyor musun mesela? Duy da moruk. Pano tasarım montörlü okudum ben. Komple binanın panosunu yapıyorum. Harbi mi? Aynen. Fena. Çok iyi. Öyle. En iyi bodybuilding'e tutunduk ama tamamen çok, böyle. Ya çok yönlü olmak iyi bir şey abi. Ya evet. Ben lazım. Mesela mutfak, yemek ne bileyim. Yani hiç hevesim olmadı. Çalgı çengi. Sarıyor ya iyi geliyor. Bir ara mızıka denedik. Mızıka? Çalar mı? Çalamam. Ama denemişliğim vardır. Mızıka iyidir hocam. Ya bizim ailede var müzik, sanat. Öyle benim mi? Kuzenim Devlet Senfoni Orkestrası'nda şey. Ha, o oboa koşarak çalıyor hesabı. Oboa mı? Oboa var ya oboa. Üflemeli çalgı. Kaval değil mi abi? Yok oboa. Oboa ne ya? Sesini duysan direkt. Bakabilir miyim? Aha, sesine bak. Oboa diye mi yazılıyor? Oboa. Umu boa boa. Ha, oboa. Çocukluğumda moruk hep böyle kuzenlerim. Klarnet oğlum bu. Klarnetin yandan yemişi. Yavaştan artık o zaman. Kendinize iyi bakın. Sonlandırıyoruz arkadaşlar hesabı. Zınk. Zınk hesabı. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın hesabı. Bir sonraki videoda görüşüyoruz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Sizleri öpüyorum. Bay bay. Elveda hocam, elveda.